Arkadaşlar ben Deniz Kubilay Ural. Bu videomuzda sizlerle noktalama işaretleri ile ilgili testimizi çözeceğiz. En klasik soru tiplerinden birisi parantez veriyor arkadaşlar ve işlerine ne gelmelidir diye soruyor. Benim hemen burada dikkatimi çeken şu tırnak işaretleri var. Bakın demek ki tırnak işaretinden önce ne koymam gerekiyor? 2 nokta. Konuşmalardan önce 2 nokta kullanılıyor. Şuralara 2 noktamı koydum. Tırnak işareti içinde kalan cümle varsa buraya normal noktalama işareti koyulur. Buraya ya nokta koyarsınız hoş geldiğinden sonra ya ünlem koyarsınız. Şıklarıma bakıyorum. Ünlem var. Dolayısıyla cevabım Bursa olarak karşıma çıkıyor. Şimdi gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuzda anlam karmaşasını gidermek için nereye koyması gerekir diyor virgülü. Şimdi ana düşüncesini söylemeden önce uzun uzun düşündüm. Şuraya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu kısma. Burada ana düşüncemi, yani ana düşüncemi, bir metnin ana düşüncesi mi? Yoksa bir tane ana var, yani anne var. O düşüncesini söylemeden önce. Dolayısıyla anadan sonraya gelir. Virgülümü koyarım arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, yine parantez doldurma sorusu. Sessiz dereler, solgun ağaçlar. Bakın iki tane sıralı kelime var burada. Dolayısıyla virgül koyuyorum. Sarı güller. Yine virgül koydum. Zaten cevabım ortaya çıktı. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Evet, burada konuşma çizgisi kullanacağız muhtemelen. Bunları nereden aldın? Evet, soru soruyor. Konuşma çizgisi, soru işareti. Marketten aldım, nokta. Ali'ye de bir şeyler aldın mı? Evet, Ali'ye derken arkadaşlar özel isimlere gelen çekmekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ona çikolata, virgül, fındık ezmesi, saksı kalem aldım, nokta. Cevabı ne oldu? Konuşma çizgisi, soru işareti, nokta. Cevabım Bursa oldu. Gelelim 5. sorumuza. Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yere hangisi getirilmelidir? Konferansın başlıkları şunlardı. Evet arkadaşlar. Açıklama yapacaksa 2 nokta. Konuşma yapacaksa 2 nokta. Örnek verecekse 2 nokta. Konulur. Dolayısıyla cevabım C olarak karşıma çıktı. Gelelim 6. soruya. Evet. Dedem, bakın ilk soruda tam tersiydi. 2 nokta koymuş. Bu vatan kolay kurtarılmadı düşmandan derdi. Evet. Konuşmaları neye alıyorum ben? Tırnak işareti içine alıyorum. Geçiyorum hemen 7. soruma. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Niçin bizimle konuşmuyorsun? Soru mu? Soru. Dolayısıyla soru işareti. Ali'nin annesine selam söyle. Evet, bu bir durabilir, nokta da olabilirdi çünkü. Sizinle beraber Aslı da mı gelecek? Evet, soru sorduğu için. Bakın şuradaki mı edatı soru edatıdır. Dolayısıyla soru işareti. Ali, İsmet ve Rıza haftaya geliyor. Evet, geliyor. Normal bir cümle, nokta konulur. Evet arkadaşlar, burada herhangi bir ünlem görememiştim ben demin. O yüzden dursun dedim. Dolayısıyla cevabı B olarak karşıma çıktı. Evet, 8. soruya bakalım. Cümle sonlarına konulur. Ne olabilir? Nokta, ünlem, soru işareti, işte başka da bir şey konmaz. Kısaltmalardan sonra kullanılır. Kısaltmalardan sonra kullanılır. Evet, mesela doktor, nokta koyar. Dolayısıyla cevabı nokta oluyor. Evet, 9. sorumuza geçelim. Kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Arkadaşlar burada kesme işareti ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Şimdi kesme işareti çekim eklerinden sonra gelir. Gelebilir. Yapım ekinden sonra gelemez. Yani yapım eki ayrılmaz. Daha doğrusu düzeltiyorum. Yapım ekleri kesme ile ayrılmaz. Ve çekim ekleri ayrılır. Bunu demek istedim. Ve püf nokta, yapım eki
Den sonra gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. Yani sadece ben burada neyi ayırabiliyorum? Çekim ekimi ayırabiliyorum. Ne demek istedik? Şimdi Osmanlı. Evet, bu bir yapım ekidir. L2. Dolayısıyla yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ya da yapım ekleri ayrılmaz. Dolayısıyla bu yanlış kullanılmıştır. Cevabım zaten direkt ortaya çıktı. Bakın burada sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılmış. Doğru bir kullanım. Burada da yine özel olarak vurgulanmak istenen harfleri kullanmış. Gelelim 10. sorumuz arkadaşlar. Şu taraftaydı sanırım. Bu tarafta. Karşılıklı konuşmalarda konuşma değiştikçe sözlerin başında kullanılır demiş. Neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Konuşma çizgisi, yani diğer adı uzun çizgiyi kullanıyoruz. Bir bilgi sorusuydu bu. Evet, gelelim 11. soruya. Çok çalışan ne diyor? Getirilemez diyor. Hemen bakalım. Çok çalışan, kararlılıkla ve düzenli çalışan. Bakın iki tane an almış. Kelimeler grubu var. Başladığı işi yarıda bırakmayan, yine burada da bakın 1, 2, 3 tane kelime grubu var. Bırakmayan bir insandı Vedat Gökçek. Arkadaşlar burada nasıl insandı? İşte şu özelliklere sahip ve bırakmayan bir insandı. Sıfat tamlamalarını biz virgülle ayıramayacağımız için 3. kısma herhangi bir noktalama işareti koyamıyoruz. Evet, gelelim 12. soruya. Hangisi cümle sonuna konulan bir noktalama işareti değildir? Demin yazdık arkadaşlar. Soru işareti vardı. Nokta var. Ünlem var. İki nokta ise cümle sonuna konmaz. Cümleye açıklama getirecekseniz, örnek verecekseniz ya da konuşma cümlesi koyacaksanız gelir. Dolayısıyla cevabım Denizli oldu. Gelelim 13. Yine klasik sorulardan birisi. Yaşlı adam yatağından doğruldu, yastığa yaslandı. Evet, sonraki harfime bakıyorum, büyük. O zaman noktamı koydum. Ekim ayıydı ama soğuktu. Evet arkadaşlar, amadan önce artık bizim TDK'mıza göre, yani Türk Dil Kurumumuza göre amadan önce artık işaret kullanamıyoruz. Dolayısıyla bu test eski olduğu için günümüz için yanlış bir soru diyebiliriz. Neyse, devam edelim biz. Ama soğuktu nokta. Yorganı iyice bastırdı sağına soluna nokta. Niye? Yüklem var. Ömrünün sonuna doğru yalnızları oynuyordu. Dolayısıyla ben şuraya E şıkkı ekliyorum. Yine bir bilgi sorusu muhtemelen. Dağın bir yamacında adam otları, bir yamacında papatyalar vardı demek istemiş ama yazmamış. Dolayısıyla bitmemiş cümlelerin sonuna bitmediğini göstermek için 3 nokta koyuyoruz. Gelelim 15 arkadaşlar. Yine aynı soru tipimizle karşılaştık arkadaşlar. Edebiyat düşünebilen, bakın virgül, gerçeği görebilen, virgül, toplumu anlayabilen insan. Nasıl insan? Bakın anlayabilen. Sıfat tamlamalarını bölemezsiniz. Dolayısıyla cevabım C olacaktır. Gelelim 16. soruya. 20 soruluk bir testi. Geldim. Ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna ne getirilemez diyor. Sadece virgül ve kısa çizgi konulması uygun olur. Dolayısıyla bu soruyu çözemiyorum. Bugünlüğü istemeyi istemeye tutuyorum. Nokta. Kimin için yazıyorum? Soru işareti. Kendim içinse onları neden yayınlıyorum? Yine soru sormuş. Okurlar içinse neden kendimle konuşuyormuş gibi yapıyorum? Yine soru işareti. Dolayısıyla cevabım A oldu. Evet arkadaşlar, sözde soru cümlelerinde de bakın adam aslında cevabı biliyor. Niye? Kendine soruyor. Ama yine ne koyuyorum? Soru işareti koyuyorum. Gelelim 18. soruya. Virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez. Yani anlam karmaşasını gidermek için kullanılmamıştır diyor. Şu pencereden az önce düştü. Evet, şu derken arkadaşlar bu bir nesne, virgül kullandığı için, ve pencereden düşmüş. Ama şu pencere deseydi, yani virgül kullanmasaydı,
Sadece burada kastettiği bir tane pencere olurdu. Şişman berbere çok sinirlendi. Burada yine şişman bir kişi, berber bir kişi. Virgülü kaldırırsan bu tek kişiye dönüşür arkadaşlar. Delikanlı pek çok konuda bilgiliydi. Evet, bakın burada herhangi bir sıkıntı yok. Delikanlı pek çok konuda bilgiliydi. Kaldırsanız da yine delikanlı bir kişi. Bakın yine aynı şekilde. Burada genç birinci kişi, öğretmen ikinci kişi. Niye? Virgül var. Ama ben virgülü kaldırırsam genç öğretmen olur. Yine tek başına bir öğretmen ifade etmiş olurdu. Evet, gelelim 19'a. Kısa çizginin kullanımı yanlıştır diyor. Evet. Ardışık sayıları ayırmak için kullanılmış. Doğru. Er geç. Evet, ikilemelerde kullanamayız arkadaşlar. Burada sıkıntı var. Bu dursun. Diğerlerine de bakalım. Evet, eklerin önüne konulur. Evet, bakın biraz önce söylediğimiz ara cümlenin de örneğini burada görüyoruz. Çocuğun babası. Yani kimmiş? O fedakar adam. Ara cümle, ara söz. Dolayısıyla cevabım Bursa oluyor.